Bismillahirrahmanirrahim. Hutbe 94. Temizliği en güzel şekilde yapma. Şebib bin Ebu Rauf, sahabeden birinden şöyle rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldırırken Rum suresini okudu. Ancak kıraati karıştırdı. Namazı bitirdiğinde şöyle buyurdu. Ne oluyor da kimileri temizlenmeden bizimle namazı kılmaya geliyor? Bu kişiler sebebiyle namazımızda karışıklık oldu. Kim bizimle namaz kılacaksa en güzel şekilde temizlenip öyle gelsin. Bismillahirrahmanirrahim. Hutbe 95. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Cuma namazını ve cemaatle namazı terk edenlere uyarısı. Abdullah bin Ömer radıyallahu an ve Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayetle her ikisi de Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellemi minberden şöyle buyururken duymuşlardır. Ya Cuma namazlarını terk edenler bunu sonlandırır ya da Allah Celle Celaluhu onların kalplerini mühürler de sonra bunlar gafillerden olurlar. İbni Abbas radıyallahu an ve İbni Ömer'den radıyallahu an rivayetle her ikisi de Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellemi minberden şöyle buyururken duyduklarını söylemiştirler. Ya cemaatle namazı terk edenler bunu sonlandırır ya da Allah Celle Celaluhu onların kalplerini mühürler de sonra bunlar gafillerden olurlar. Bismillahirrahmanirrahim. Hutbe 96. Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellemin imamı namazı uzun tutmaktan nehy etmesi. Ebu Mesud el-Ensari'den radıyallahu anh rivayetle Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellemin yanına bir adam geldi ve ona ''Ey Allah'ın Resulü, Allah'a yemin olsun ki ben falan kişinin namazı uzun kıldırması nedeniyle sabah namazından geri kalıyorum.'' dedi. Ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellemin hiçbir vaazında bu kadar öfkeli olduğunu görmemiştim. Şöyle buyurdu. Ey insanlar, sizin içinizde cemaatle namazdan nefret ettiren kimseler var. Hanginiz namaz kıldıracak olursa namazı kısa tutsun, uzatmasın. Zira cemaat içerisinde yaşlılar, zayıflar, ihtiyaç sahibi kişiler bulunmaktadır.